Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün yine piyasalarla, borsayla, borsa hisseleriyle karşınızdayım. Tek tek hepsini incelemesini yapacağız. Aracı kurumlarımıza, haberlerimize bakacağız. Sakin olun, arkanızı yaslanın, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yine borsalarımızda düşüş üzerine düşüş gelen bir gün. Düşeceğini bekliyorduk. Her zaman aklımızda 8780 sözcüğü vardı. Ama beklentilerimizin de altına inerek yeni bir bölgeye doğru adım attım. Şimdi arkadaşlar endeks 8699 seviyesine kapattı ve bunun bir aşağısındaki 8728 destek bölgesi de şu an itibariyle zorlanmış duruyor. Şu an en aşağıdaki destek seviyeleri tam bu şu 8700 seviyesindeyiz. Bu bölge kırılırsa endeksimizde 8400 TL civarına kadar gerileme imkanı var ki teknik göstergelere göre 8400 seviyesi şu anlık dip seviyelerimizden biri. Piyasamızın inebileceği en dip seviyelerden biri 8400 seviyesi olarak gözüküyor. Biz de oradan sinyal aldık. Yüksek ihtimal yarın bir tepki yükselişi alacaktır veya çarşamba günü tepki yükselişi alacaktır. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? RSI seviyesi dip bölgeye geldi. Ama bu tepki yükselişi tam bir düzelme yerine, tam bir yükseliş yerine kısa vadede piyasalarda hadi düzelebilir piyasa korkusunu veya berbat piyasa korkusunu almak için gösterilebilir. İnsanlar biraz daha girsin, biraz daha düşürelim mantığı 8400 riski her zaman ama her zaman devam edecek piyasalarımızda. Ve bu dönem yüksek ihtimal ya Amerikan başkanlığı seçimlerine kadar veya politika faizi indirilmene kadar devam edecek bir süreç. Çünkü Borsa İstanbul kötü olduğu için düşmüyor. İşte borsadaki hisse senetleri kötü, karlar kötü olduğu için veya yüksek politika faizi olduğu için falan düşmüyor arkadaşlar. Belli bir tahtacı var. Şu an o şu millet şunu düşünüyor, tahtacılar. Hadi daha ne kadar düşürebiliriz? Bunları bir çıldırtalım. Hadi biraz daha düşürelim. Hadi biraz daha düşürelim. Bak şaka yapmıyorum bu arada. Kesin olarak şu an piyasadaki mantık o. Çünkü hiçbir sebep yok piyasaların düşmesi için. Dünya piyasaları yerinde. Ülkede öyle büyük bir kriz yok. Yani geçmişe dayan olarak ekstra bir kriz yok. Ne var en fazla? İşte 750 TL, 100.000 TL kredi kartı üzerine vergi var. O da borsayı etkileyecek bir sebep değil. Hatta tam tersi. Ya borsaya hiçbir etkisi olmaması lazım. Bu ülkesel ekonomik bir konu. Borsayla sermaye piyasalarıyla ilgili bir konu değil. Yani 750 TL kredi işlemleri zorlamaz. O yüzden riskimiz devam ediyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım ve özellikle her yükselişte gaza gelmemek lazım. Peki 8400 TL civarını neye dayanarak söylüyorsun? Hemen size söyleyeyim arkadaşlar. 8400 TL civarını neye dayanarak söylüyorum? Buradaki 248-245 dolar bazlı bölgesi. İster 248 deyin, ister 245 deyin. Burası bizim destek bölgelerimizden biri. Dolar bazlı olarak o seviyeye inme ihtimali olduğu için ki 245 seviyesi de yaklaşık olarak işte dolar TL bazlı baktığımızda 8400 seviyelerine tekabül ediyor. 8400, 8450 seviyelerine tekabül ediyor. Bir sonraki destek seviyemiz orası. Şimdilik oranın altına inmemesi lazım. En dip seviyemiz, inlemeyecek dip seviyemiz de 220 dolar ki ben buraya geleceğini falan düşünmüyorum. Niye gelemez? Zamanı yetmez. Yani inemeyeceğinden değil. O zamana kadar politika faiz indirimleri başlar ve bir şekilde yırtarız diye ben tahmin ediyorum. Oraları Borsa İstanbul'un göreceğini düşünmüyorum. Ama 245 dolar seviyesini görebilir. Hatta bir soru olmuştu. Soru geldi. Hafta sonu niye model portföy katıl tarafına videosu gelmedi? Bunun için gelmedi arkadaşlar. Biraz daha düşüş sinyali vardı. Short pozisyonlar vardı. Almak yerine biraz daha ucuzdan almak için hafta sonu videoya atmadım. Hafta içi atacağım. Biraz daha ucuza almak her zaman ama her zaman iyidir. Çünkü çok fazla soru geliyor ama ben bunu ilk yıllarda söylemiştim katıl tarafında. Model portföyü özellikle alım fırsatı olan zamanlarda atıyorum ki alalım. Ve şu anlık gerçekten alım fırsatı olan dönemler. Kısa vadeciler için demiyorum. Kısa vadeciler için hala bir ay içerisinde toparlanacağına dair bir sinyal vermiyor. Kripto para piyasalarına baktığımızda 66 bin dolar seviyelerindeyiz. Direnç bölgesine geldik. Hafiften kar almakta fayda var. Önemli bir kar verdi. Özellikle borsadan ettiğimiz zararı belli oranlarda kapayan bir kar. O yüzden model portföylerde biz %10 oranında kriptoya değer veriyoruz. Ethereum tarafında da artış var. Bitcoin'de hafiften kar alıp
alım bölgesini tekrardan 62 bin bölgesine çekebiliriz. Ethereum tarafında artış geldi. Burada 2700 civarına kadar potansiyel olsa bile orada hafiften kar alınabilir. Sol tarafında yine burada 159 seviyelerine kadar potansiyelimiz olsa da oradan kar alınabilir. Dolar yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Ayın sonunda 34,5 seviyesini kırma ihtimali çok yüksek. Yılbaşına kadar da 35,5-36 TL seviyesine gelecektir. Altın tarafına geldiğimizde 0,38'lik bir spot altın, ons altın düşüşü oldu. 2647 seviyelerindeyiz. Pek önemli değil, direnç seviyelerindeyiz. Şu anlık 2628 ons altın seviyesine, TL bazlı olarak da 2893 TL seviyelerine kadar gerileme imkanı var. Özellikle altın sertifikasının teknik çok iyi çalıştı. Bu 32-68-32-70 bölgesine gelip oradan düştü. Ben size orada kar alacağımı geçen videolarda belirtmiştim. Bunlar için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz bu seriyi sevdikçe ben de çekmeye devam edeceğim. Bu arada sesim biraz tuhaf geliyorsa kusura bakmayın. Baya hastalandım. Yani şu an daha iyiyim. Dün baya kötüydüm. O yüzden hala biraz hastalıkta ses sorunu yaşıyorum. Gümüş tarafında 1.12'lik bir düşüş geldi. Piyasalarımızda 30-70 seviyelerine kadar gümüş tarafında düşüş olma ihtimali var. Amerikan borsası 20.365 seviyelerinde, hatta 20.500 seviyelerini gördü. Bu noktada alım yapmayacağımı belirtmiştim sizlere. Ya 20.600-20.700 seviyelerinin kırılması veya 19.700-19.800 seviyelerine geri çekilme önemli. Yavaş yavaş alınabilir ama trade bazlı aşırı sert girimleri şu an makul bulmuyorum. Özellikle Japon borsası diyorum ki, dünya piyasaları içindedir. Japon borsası arttıkça piyasalarımız iyi gider. Doğru da çıktı. Japon borsası arttı. 40.000 seviyesine geldi. Piyasalarımız güzel. Özellikle 41.000 seviyesine gelirse kriptodaki artış devam edecektir. Ama bu 41.000, 42.000 seviyesine yaklaştıktan sonra tekrardan piyasalarımızda o dönemde iyi olup 42.000'i gördükten sonra hem dolar bazlı Amerikan borsalarının hem Bitcoin tarafında, kripto tarafında düşüş gelecektir. Şimdi arkadaşlar isterseniz hisse senetlerimize geçelim. Hisse senetleri değerli. Türk Hava Yolları'nda düşüş devam ediyor. 257 TL seviyelerine kadar geri çekilme geldi. 250 TL bölgesi şu an dip seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Normalde 260 TL idi. 248 TL seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali olsa bile yüksek ihtimal yarın bir tepki yükselişi alacaktır Türk Hava Yolları. Teknikler bunu gösteriyor. Yarın bir 260-262 TL seviyesine görüp hala 248-250 TL bölgesindeki destek noktasına doğru ilerleyebilir. Bu risk devam ediyor ama yarın pozitifleşmesi lazım teknik olarak bakarsak. Bununla beraber Tüpraş tarafına baktığımızda, Tüpraş da bizim için gayet önemli bir hisse. Tüpraş'ta 145 TL civarını gördük. 140 TL civarının görülebileceğini söylemiştik. Hala 140 TL bölgesindeki desteğimiz devam ediyor. Burası da 1-2 gün içerisinde tepki yükselişi yapacaktır. Teknik olarak bunu görüyoruz. Ama 1-2 haftalık süreçte 140 TL bandını görme ihtimali çok kuvvetli. Özellikle o bandı görürse hissemizde daha sert alımlar yapılabilir. 140 TL önemli bir alım bölgesi. Turkcell gün içerisinde 81 TL civarını görse bile tekrardan 84 TL seviyesinde pozitif kapattı. Genel olarak Turkcell tarafında şu an yatay, RSI ve MACD sinyal alıyoruz. Genel olarak 82,5 TL'yi görebilir ama aşırı sert düşüşlerden korunacak gibi, yatay seyirde ilerleyecek gibi bir sinyali bizlere veriyor. Doğuş Tomati tarafında 206 TL civarı gözüktü ki son videoda bunu belirtmiştik sizlere. 200 TL civarlarına kadar bir geri çekilmenin imkanı söz konusu. Biz 200 TL, 198 TL civarını görme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Bir %300-400'lük daha doğuş tarafında düşüş sinyali alıyoruz. Bir yükseliş sinyali şu anlık piyasalarımızda yok. Argotech tarafında yine destek bölgesine doğru ilerliyoruz. Bu destek bölgesini daha önce işaretlemiştik sizlerle beraber. Buradaki arkadaşlar 10.86-11 TL bölgelerine doğru Argotech'imiz inmeye devam ediyor. Bu geçmişten kalma bizim için bir direnç. Hatta 11.30-11.5-10.70 bandı diyebiliriz. Bir %2-%3'lük daha düşüş potansiyelimiz olsa bile ardından Argotech tarafında bir tepki yükselişi olması şart. Özellikle bakmak istiyorum, bakın. Argotech burada 2.45 gibi makul bir çarpana geldi. Son öz kaynakların berbat geldiği bilanço olmasaydı bu noktalara gelmezdi. Argotech'i asıl yükseltecek şey, gerçekten yükselmesini istiyorsanız bu tahtacıyla değil, öz kaynakların arttığı sağlam bir bilançoya gelecektir. Zaten çoğu hissemiz dibin dibinde. Bak size şöyle göstermek istiyorum incelediğim hisseleri. Yani Türk Hava Yolları tarafında
Dün 0.66 idi, bugün hala 0.66 gibi bir PDDD oranıyla bakışıyoruz. Bu 0.65'lere doğru inişe geçecektir. Tüpraş 1.21, Turkcell 1.25, Doğuş 0.93 gibi aşırı aşırı uygun çarpanlara sahip. Veya ucuz çarpanlar var. O yüzden aslında her hisse makul bölgelerde. Kontrolmatik hariç, Kontrolmatik'in daha da düşebileceği hakkında yine son videoda konuşmuştuk. O yüzden her gün arkadaşlar saat 19'da sizi buraya bekliyorum. Her gün saat 19'da yetiştirebilirsem ben bu seriyi atacağım. O yüzden dediğim gibi şu seriyi her gün izleyin. Sizlerle her gün aracı kurum verilerini, ki normalde bunlar ücretli verilerdi, dışarıda ücretli bulursunuz, sizin karşınıza sunacağım. Kontrolmatik'te 3.32'lik bir düşüş oldu ki dediğim gibi edeyim bir düşüştü. Hani gelmez diyebileceğim bir düşüş değildi. Hala 33 TL bölgelerine, 34 TL bölgesine doğru bir inme imkanı söz konusu. %10'luk daha bir kayıp görebiliriz. 1-2 gün içerisinde bir tepki yükselişi yapıp ardından tekrardan 33 TL seviyesine gelebilir gibi duruyor. Nereden biliyorsun dersen, çünkü diğerleri gibi uygun bir çarpanı değil. Bu ise 6.32 gibi yüksek bir çarpana sahip. Yani bu inmeyecekse sen diğerleri inmesin. Şu an Kontrolmatik en yüksek iniş ihtimaline sahip ise. MIA teknolojiye geldiğimizde yine aynısını söylemiştik Kontrolmatik'te olduğu gibi. 36.74 seviyesindeyiz. Bunda da bir tepki yükselişi imkanı var ama genel olarak negatif durum devam ediyor. Yine düşebilir dediğim şirketlerden biriydi. Şu anki destek bölgemiz ilk başta 33 TL bandı, ardından da 27 TL bandı olarak göz kırpıyor. Biz sanki bir ay içerisinde 33-27 bandına doğru bir %10'luk düşüş daha alabiliriz gibi duruyor MIA Teknoloji tarafında. Yine diğer şirketlerde görmediğimiz arkadaşlar yüksek çarpan bunda da var. 6.46 gibi yüksek bir çarpana sahip. MIATK ve Kontrol tarafı sıkıntılı. Astor tarafında düşüş devam ediyor. 2.32'lik 65 TL civarına geldi. Bu tarafta 64 bölgesi bizim için destek bölgesi. Normalde yarın tepki yükseliş yapması lazım. Bakın RSI dip bölgelere geldi. Yarın olmasa bile çarşamba günü tepki yükseliş yapacaktır. Ondan sonra 51 TL seviyesi bizim dip bölgemiz bence. Daha fazla aşağı ineceğini düşünmüyorum. Genel olarak bu bölgeler Astor için makul alım bölgeleri. Yavaş yavaş alabilirsiniz. Ki bunu geçen videoda da sizlere belirttim arkadaşlar. Bak dedim ki abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Astor, MIATK gibi yazılım hisleri, Kontrolmatik gibi şirketler, Argotech gibi geleceğe yatırım şirketler yavaş yavaş alınabilecek hisselerdir. Bu sayede 65 lira alırsın, 50 lira alırsın, 100 lira alırsın. Bu tür şirketlere paran olsa bile Astor 65'e indi diye yüklü girme. Bekle, yavaş yavaş gir. Ben bunu aylardan beri söylüyorum. Dilimde tüy bitti. İnsanlar da bir anda elime para geçti, harcayayım merakı var. Arkadaşlar enflasyon düşüyor. 2022'de 2023'te değiliz. Bu dönemlerde 15-20 gün piyasayı beklemek sıkıntı olmaz. Bakın geçmişi anlıyorum. 2023'te 2022'de her şey artıyordu. Dolar artıyor, altın artıyor, borsa artıyor. 10-15 gün bir de elinde nakit tutsan para kaybediyordun. Ama 2024 aynı yıl değil. Biraz elinde bekletebilirsin. Yavaş yavaş parayı koyabilirsin. Astor'un çarpanlarına baktığımızda burada, bu da önemli bir hissemiz. Diğerlere kadar ucuz olmasa bile 3.96 çarpanlara sahip. Ortalama bir değer diyebiliriz. Ford tarafına geldiğimizde Ford 907 TL civarına kadar geriledi ki son dönemlerde artan hisselerimizden biriydi. Bu daha az bir teknik negatiflik sunuyor. 894 TL civarına kadar gelme imkanı var. Yarın da eksi açarsa öyle tepki yükseliş yapacağına dair bir sinyal şu anlık söz konusu değil. 894-880 TL bandına gelip yatay seyre bağlayacaktır. Sasa yine aşırı uygun şirketlerimizden biri. Hatta Ford'da Sasa'yı da göstereyim size burada. Ford'un da ortalama çarpanları var. Aşırı ucuz sayılmaz. Ama Sasa aşırı uygun. 1.70 gibi bir çarpana sahip ki. Geçmişte ben bunu gösterdim size geçen videoda. Yani onlu çarpanlardan geldi bakın. Burada çarpanlarımız 3.85 falan Mayıs'ta ama. Daha 2022'lere 2023'lere aldığımızda 20-30-10 gibi çarpanlardan PDDD değerlerinden indi. Şu anki değer yani gayet ama gayet uygun. Genel olarak dip bölgelerimizden birinde tepki yükselişi yapması lazım ama biz orta vadeli baktığımızda grafiklere şu anki destek bölgelerimizi kırdık. 3.67 seviyelerine kadar gerileme imkanı söz konusu. Dediğim gibi dedim, 1-2 gün içerisinde bu da tepki yükselişi alacaktır. Sonrasında toparlayıp 3.67 bandına doğru inebilir. Genel olarak ilk 10 hissemizi bitirdik ama son bir hisseye daha bakmak istiyorum. Rıtalb arkadaşlar. Yine videosunu çektiğim ve 19 TL 20 TL bandına gelip düşebilir dediğim şirketlerden biriydi. Teknikleri muazzam çalışıyor. Bir haftadır trade'de çoğu insana para kazandıran bir şirket.
TR'dan 16-17 TL bandına gelecek gibi bir teknik sinyali bizlere sunuyor. Bunu da çoğunuzun merak ettiğinin farkındaydım. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde aracı kurum dağılımlarına bakalım şirketlerin, ardından genel aracı kurum dağılımlarına bakacağız. Türk Hava Yolları'nda BOFA, USPC, info satışı varken alıcılar Ziraat, Garanti, TEP gibi alıcılar. Öyle yükseltecek bir etken şu anlık yok. Türkbaşı BOFA almış. Bu sayede endeksin altında bir düşüş yaptı. Güzel bir alım. BOFA'nın alımları devam ederse dediğim gibi 1-2 gün içerisinde tepki yükselişini alır. Turkcell bir ara sert düştü. %304 civarına kadar düşüş yaptı. Ardından iş yatırımın sert alışıyla beraber toparladı. BOFA ve yatırım finansman satışta. Dediğim gibi ya BOFA'nın ya işin alıcı tarafta olması lazım ki hissemiz 82 tarafına direnebilsin. Doğuşu garanti aldı. Hissenin aşırı sert düşüşünü engelledi. Argot'u BOFA alsa bile şu anlık riski seviyelerde 11 TL bölgesini görmeden yükselecek bir sinyal vermiyor. Kontrolmatik'ten info Filip iş alımları var. Böyle düzenli bir alım yok. Düşüş devam edecek gibi. Miatkı BOFA aldı. Daha sert düşüşünü engelledi ama biz yine 33 TL'yi göreceğiz gibi var. Öyle bir sinyal var. BOFA yine Astor aldı ama garantide büyük satış yaptı. Aslında bir virman görüyoruz burada. Astor tarafındaki düşüşün de yine devam etme ihtimali var. BOFA alışına rağmen yükselemiyorsa sıkıntı. Akdeniz Ford alırken Ünlü ve Gedik satmış. Bu tarafta da yükseliş sinyali yok. Sasa tarafında garanti ve yapı kredi alışı varken Akdeniz satmış. Burada da bir tepki yükselişi gelebilir ama net bir yükselişten bahsetmiyor. Rıtalp tarafında özellikle BOFA'nın alışı var ama BOFA satış tarafına geçerse Rıtalp'ta 16 TL bölgesine doğru gerileyeceğiz. Şimdi menkul kıymet ve savunma sektörü artmış ki belirtmiştik. Savunma sektörü bayağı ucuzdu. Kardemir'de bir artış var. Papir, Tekfen, Türk Traktör, Kardemir, Bimaş artan bir sürü hisseleri. Gürbetaş, Adel, Hektaş, Aksen, TurSG düşen. Pek fazla yan BIST 30 dışındaki hisselerde kalmayın. Halk arzlarımıza düşüş devam ediyor. Asla ama asla halk arzlarda kalmayın. Halk arzlar borsanın en fazla düşecek hisseleri. Haberler kısmına geldiğimizde ben açıkçası öyle aşırı aşırı önemli haber görmüyorum. Saat 1 tarafında MİA Teknoloji'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bağış Yönetim Sistemi Yazılım İhalesi KDV tahil 28.620.000 TL bedeliyle MİATEK tarafından alındı. 2023 cirosun oranı 1.36. Bu önemli bir haber ama Türk MİATEK toparlayacak bir haber değil. Otomotiv üretimi ilk 9 ayda %7 geriledi. Araba şirketleri için, otomotiv şirketleri için sıkıntılı beber. Otomotiv şirketlerinde Şubat'tan Mart'tan önce aşırı sert bir artış beklemiyoruz. Türk Traktör'ün bugün artış sebebi ise 8 Kasım'da hisse başına net 24 TL temettü ödeme kararı aldı. Baktığımızda temettü verimli arkadaşlar burada %3.5 civarlarında bir temettü dağıtmayı planladığını görebiliyoruz. Daha aşağılara indiğimizde ise bizi alakadar eden çok da önemli bir haber yok. Bankacılık sektör tarafında Akbank 2.97, Yapı Kredi 0.93, Garanti 2.43 düştü ki en önemlisi Garanti. Endeks üstü bir düşüş de aslında endeks düşüren en büyük sebeplerden biriydi. BİM ve Kardemir endeks tutmaya çalışırken Garanti aşağı doğru çekti. İş 0.80 düştü, Halkbank 0.76, Vakıfbank da pozitif. Genel olarak bankacılık sektörü direkt olarak piyasayı düşürdü diyemeyiz. Çünkü evet Akbank ve Garanti düşürdü ama diğerleri toparlamaya çalışmış. Bakın söylediğimi altını çiziyorum. Garanti düşürdü diyorum. Bankacılık sektöründe net bir düşüş şu anlık gözükmüyor. O yüzden piyasalarımızdaki reel düşüşlerden biriydi. Aracı kurumlara geldiğimizde ise Garanti Yatırım, Global Menkul ve Halk alırken Bank of America Yatırım Finansman ve iş satmış. Özellikle Yapı Kredi, BOFA ve işin hacimleri çok düşük. Hala piyasalarımızda net bir toparlanış sinyali yok. Ve Allah rızası için arkadaşlar bakın bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şunu lütfen dinleyin. Lan bir haftadır bakın. Çoğunuzun arkadaşlar portföy yatırımcısı olduğunu, spot yatırımcı olduğunu farkındayım. Ama aramızda VYOP vadeli işlemler yapanlar da var. Kredi işlem yapanlar da var. Size şunu diyorum. Bank of America ile tersleşmeyin. Hani şu an özellikle borsayı bilmeyen, yeni yatırıma başlamış, böyle bir anda zengin olma hayali kuran, sürekli hisse alan insanlar var ya. Onlar zarardayız zannediyorlar ya kendiniz. Çoğunuz öylesiniz farkındayım. Abi VYOP tarafında işlem yapanlar bir haftadır, iki haftadır öyle bir para kaybediyor ki. Yani sizin yüksek ihtimal, bak küçük yatırımcıdan bahsediyorum. Küçük yatırımcının hayatında görmediği paraları bazı küçük yatırımcılar VYOP tarafında kaybediyor. Yok oluyor para bir anda. Arkadaşlar şu VYOP tarafında Allah rızası için bakın yalvarıyorum sizlere.
Bank of America ile zıtlaşmayın. İş yatırımla zıtlaşmayın. Ya biraz VIOP inceleyelim hafta sonu. Ya resmen BOFA ve iş yatırım ne yaparsa tersini yapalım akımı var. Ya tutarsa ya tutarsa tutmuyor arkadaşlar. Bank of America'nın hacmiyle piyasadaki etkisiyle VIOP'taki gücüyle bir baş edemezsiniz. O yüzden VIOP yatırımcısı biraz daha Bank of America ve iş yatırımın yaptıklarını takip etsin. Sen ben de bunlarla ilgili sizi bilgilendireceğim. Genel olarak diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sen dediğin gibi yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Katıl tarafında da ya bugün ya yarın model portföy videosunu atarım. Oraya da gelmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Burada her gün sizin sevdiğiniz hisseleri 10 adet hisse artı bazen özel hisseleri inceliyoruz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.